Ya valla zor oldu ama. Evet, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim. Gazetecilik bölümü nedir? Oradan başlayalım istiyorum. Bize birazcık bölümden bahsedebilir misin? Gazetecilik bölümü aslında herhalde toplumda üzerine en çok konuşulan ama en çok yanlış bilinen bölümlerden biri gazetecilik. Çünkü aslında gazetecilik çok bilinen bir şey değil. Ülkemizde biraz gazetecilik maalesef kendi fikirlerini söyleyen köşe yazarlarına atfedilen işte iyi gazeteci, cesur gazeteci algısından geçiyor ama aslında o değil. Ve gazetecilik bölümüne girenler de böyle şeylerle karşılaşmayacaklar. Gazetecilik bölümü aslında bu toplumsal, politik, ekonomik dinamikleri yorumlamak aslında her şeyden önce. Yorumlamayı öğrenmek. Ve tabii ki gazeteciliğin temeli haber. Haberi öğrenmek, haber yazmayı öğrenmek, haberi yorumlamayı öğrenmek, haberi böyle koklamayı, istihbaratı almayı ve işlemeyi öğrenmek demek biraz aslında. Gazetecilik bölümü bunun için var. Bu bölümü okurken bilinmesi gerekenler neler? Yani hani öğrencinin neye ilgisi varsa evet ben gazetecilik okuyabilirim ve bu yolda ilerleyebilirim diyebilir sence? Öncelikle şöyle bir şey söylemem lazım. Yani bu olmazsa olmaz bir şey. Gerçekten Türkçe konusunda iyi olunmak zorunda. Yani gazetecilikte metin yazarlığı çok önemli. Hani evet bir alanda uzmanlaşılacak doğru ama yani dile de hak ettiği değer verilmek zorunda. Aksi çok kötü oluyor. Siz de görüyorsunuz işte şu an web haberlerde görüyorsunuz ne kadar çirkin görünüyor. Bir kere Türkçe ve edebiyat değil belki ama Türk dil kuralları konusunda her zaman kendinizi güncel tutmanız lazım. Bu evet belki herkes için geçerli olması gereken bir kural ama ben gazeteci olmak istiyorum. İddiasında olan biri için 3-4 kat daha önemli bir şey. İkincisi başta da söylediğim gibi biraz gazetecilikle ilgili toplumun çok fazla algısı var. Bunları oraya girerken aslında biraz dışarıda bırakmak gerekiyor. Çünkü gazeteciliğin o olmadığını dayak yiyerek öğrenirsiniz. Yani gazetecilik o değil. Gazeteci denildiği zaman aklınıza köşe yazarı geliyorsa, köşe yazarlığı geliyorsa bu sizi vizyonsuz yapar. Çünkü böyle bir şey değil bu. Haber çok önemli ve şey de çok önemli. Etik kurallar da çok önemli. Yani gazetecilik demek ben muhalifim ve sadece muhalif yazarım demek değil. Ya da iyi gazeteci sadece hükümete muhalif yazılar yazan, o tip yorumlar yapan kişi demek değil. Hatta bununla hiç ilgisi yok. Haberi nasıl veriyorsunuz? Haberi nasıl yorumluyorsunuz? Ve hiç sizin işinize gelmeyen, hiç böyle hatta belki size zararı olacak bir haberi bile verebiliyor musunuz? Çünkü vermeniz lazım. Bir de uçmamak lazım. Ben mesela itiraf ediyorum, ben uçuyordum. Ben hani zannediyordum ki bir gazeteye gittiğimde hep yazacağım, hep güzel şeylerle karşılaşacağım, hep böyle çok entelektüel yazılar yazacağım. Sonra işte Radikal Gazetesi'nde yaptım ben stajımı. Stajı ve Radikal'i bilenler bilir, şu an yok ama Radikal bu dosya haber, işte derinlemesine haber, güncel haberden daha uzak. Daha fikir bazlı bir gazeteydi ve nispeten şu anki gazetelere göre o konuda biraz daha özgür, yani şey bir ortam vardı. İçeride bir özgürlük vardı, dışarıda yoktu ama gittim hani işte böyle şey yapacağım diye, haber yazacağım diye gidiyorsunuz tabii oralara. Böyle işte beni bir çağırdılar. Aa dedim haber verecekler. Büyük bir heyecanla gittim. Ne yazacağım? Kürt sorunumu yazacağım? Küresel ısınma mı yazacağım? Ne yazacağım? Canlıyım. Yani böyle hani şey, yani yazacağım, verin yazayım kafasındasınız ama İzmir'de bir tane adam kaldırıma elini koymuş, baltayla kesmiş, elini de orada bırakmış, yürüyor yolda, hiçbir şey yokmuş gibi. Çevredeki insanlar da fotoğrafını çekip gazeteye göndermiş tabii. Bana dediler ki bu fotoğrafları sansürle. Şimdi böyle şeylerle muhatap olmanız gerekiyor. Yani gazetecilik aslında bunları da barındırıyor. Yani sizin çok kompakt ve çok temiz bir şekilde gördüğünüz her şeyi gazeteci çok açık ve net bir şekilde görüyor.
çok sağlam bir sinir sisteminin istediğini söylemem lazım. İşin bu yani sadece o büyülü ve cafcaflı olan tarafı değil. Yani bir haber çıktıktan sonra evet bu haberin üstünde benim imzam var ne kadar güzel. Evet bunlar çok güzel duygular ama sadece bundan ibaret değil gazetecilik. Bunları da bilerek gitmek gerekiyor. Altı çok dolu dolu bir bölüm. Evet. Peki üniversite yeterli mi? Anladığım kadarıyla hani stajlarla vesaire destekleyerek ilerliyorsun ama yine de mezun olduğun zaman ben evet bir yerde çıkıp artık gazeteci olarak çalışabilirim diyebilecek durumda mı mezun oluyorsun? Aslında öyle mezun oluyorsun. Çünkü haber yazma konusunda çok iyi bir noktada oluyorsun. En azından benim üniversitem bu konuda çok fazla pratik yaptırdığı için çıkar çıkmaz haber yazılabilecek durumdaydım. Ama ve entelektüel olarak da bu arada üniversitenin en büyük hani neden gazetecilik okunmalı derseniz entelektüel olarak o kadar besliyor ki ve tek bir alanda değil birçok alanda beslediği için ben hani tavsiye ediyorum. Ama yani hayat bilgisi eksik oluyor. Yani o da çok önemli maalesef. Hayat bilgisi eksik olarak gittiğinizde çok da hani aslında üzülebiliyorsunuz, kırılabiliyorsunuz. Nasıl anlatayım o duyguyu? Yani evet iş bakımından evet ben bu işi yaparım diyorsunuz. Yani ben bu haberi o kişiden daha iyi yazarım. Ama gelecek tepkileri de o biliyor. Hem yöneticiden gelecek tepkileri o biliyor. Hem dışarıdan gelecek tepkileri o biliyor ki biz mesela şeyiz şu an sosyal medyadan dolayı biz her şeyi yani karşılığı hemen alıyoruz. Eskiden öyle değil. Gazete tek taraflı bir iletişim sağlıyordu. Şu an sosyal medya ve dijital haberler vasıtasıyla hemen karşılığını bulduğun bir yer. Orada gelecek şeyleri kestiremeyebiliyorsun. Dolayısıyla o üniversitedeki hayalperestlik devam ederse ama ettirilmiyor onu da söyleyeyim. Yani ettirmek istediğinizde kırılıp dökülüyorsunuz. Yani hani şu bir gerçek, eğer böyle nasıl diyeyim kahraman olmak hayaliyle gazetecilik yapılmak isteniyorsa hayal kırıklığına uğranabilir. Ama hayır, ben işte çelik gibi bir sabıra sahibim. Ben işte evet kötü haberleri de hiç duygularımı karıştırmadan verebilirim. Çünkü bir bomba patlayacak, gideceksiniz cesetlerin içinde haber sunacaksınız. Yapacak hiçbir şey yok, o sizin işiniz. Ya da işte tatil beklentim yok diyorsanız. Çünkü tatiller en çok çalışılan zamanlar. İşte Milli Bayram kesinlikle öyle bir tatil diye bir şey yok medyada. O zamanlar en çok çalışılan zamanlar, insanlar evde işte haber daha çıkacak. Aktif şekilde haber çıkartmanız gereken zamanlar. Aynen öyle. Yani olağanüstü zamanlarda sizin sevinmeniz lazım. Herkesin üzüldüklerine siz seviniyorsunuz. Böyle bir hayata varım diyen insanlar aslında gazetecilik okumalı ve yani bu yola öyle düşünen insanlar girmesini, öyle düşünen insanların girmesini tavsiye ederim. Şu anda gazetecilik hani bölümünden mezun oldun ama gazeteci olarak çalışmıyorsun. Yine kendi alanında devam ediyorsun. Mezun olduktan sonra nerelerde, hangi şartlarda çalışılabiliyor? Sen hani nereden başladın, nereye geldin? Bize birazcık da bunları anlatabilir misin? Tabii yani şöyle, ben az önce de söylediğim gibi yani kendinizi geliştirdiğiniz alan çok önemli. Ben mesela metin yazarlığının matematiklerini çözmüş durumdayım. Ve benim elimdeki aslında altın bileziğim yazarlık oldu. Bu alanda mesela ben şu an metin yazarlığı ile ilgili her şeyi yapabilirim. Başka bir şekilde mesela fotoğrafçılık alanında eğer kendinizi yetiştirirseniz, gazete, medya dışında çalışmasanız bile, çünkü medya çok şanslı olmak gerekiyor. Çok çetin bir sektör. İş gücü çok az. Ama mesela kendinizi ne yönde geliştirirseniz, gazetecilik bölümü yoruma çok açık bir bölüm olduğu için oradan devam edebiliyorsunuz, yürüyebiliyorsunuz. Yani ben de mesela öyle oldu. Aslında benim şöyle de oldu. Ben hiç beklemezdim kendimden ama ben 4. sınıfta bir pazarlama dersi aldık.
Ve ben hani reklam pazarlama hiç aklımda yok. Çünkü gazeteciliğin tam tersi ve ben hani idealist bir gazeteciydim. Şaşırtıcı bir şekilde hani ben gazetecilik yapmak istemediğimi ve hayatıma bu şekilde devam etmek istemediğimi fark ettiğimde reklam ve pazarlamaya yöneldim. Pazarlama derken bu arada satışla çok karıştırılıyor. Ben satış değil, reklam yani kitlesel pazarlamadan bahsediyorum. O alanda ilerlemeye başladım. İşte dijital medya ve işte pazarlama alanında ve onu daha çok sevdiğimi fark ettim. Şaşırtıcı bir şekilde daha mutlu etti bunu yapmak beni, reklam alanı. Şu an kurumsal iletişim yapıyorum. Yani bu ne demek? Bir kurumun logosunun geçtiği ya da adının geçtiği her şeyden siz sorumlusunuz. Yine bir algı yönetimi. Gazetecilikle bu anlamda çok benziyor. Yine algı yönetiyorsunuz, reklamla yönetiyorsunuz, yaptırdığınız haberlerle yönetiyorsunuz, bastırdığınız broşürle, billboardla ya da bilmiyorum şirketin başındaki kişiye yazdığınız konuşmayla o şirketin aslında böyle bir karizmasını belirliyorsunuz. Bu da bir anlamda algı yönetmek. Gazetecilikle bu anlamda çok benziyor. Benzer bir yanı da şu, ben bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum. Eğer kamu yararı mesela düşünen, ben kamu yararına çalışmak istiyorum, o yüzden gazetecilik yapmak istiyorum diyenler varsa, onlar için sivil toplum kuruluşunda çalışmak çok iyi ve bir gazetecilik mezununun aslında sivil topluma katabileceği o kadar çok şey var ki, çok büyük fayda sağlanıyor orada. İşte sivil toplumda çalışılabilir, fotoğrafçılık yapılabilir. Yani sanatçı da olunabilir aslında gazetecilik mezunu olup fotoğraf alanında uzmanlaşılırsa. Yoruma açık bir bölüm olduğu için birçok alanda birçok şey yapılabilir. Bir kötü yanı var. Eğer gazetecilik yapıp gazetecilikte tecrübe kazanıp sonra işsiz kalırsanız eğer, maalesef gazetecilik tecrübesinin diğer sektörlerde çok bir artısı olmuyor. Çünkü çok böyle çok belirgin bir meslek ve başka yerlerde çok şey olmayabiliyor, karşılığını bulmayabiliyor. Yani haber yazabiliyor olmanızın bir kurum açısından çok da bir önemi olmayabiliyor. Onun için biraz böyle konservatuvar gibi bakılabilir. Hani böyle kendi hani konservatuvar düşünen insanlar, müzik yapan işte resim yapan insanlar. Hani böyle anne babalar hep der ya, tamam müzik de yap, resim de yap ama bir üniversitede oku, bir hani elinde Yanında başka bir şey de olsun. olsun derler ya. Gazetecilikte de biraz o da var. Hani evet tamam onu yap, gazetecilik hayali kur ama bir konuda mutlaka uzmanlaş ki, çünkü çok az iş imkanı veren bir bölüm ve işsizlik oranı çok yüksek. Uzmanlaştığında elinde başka hani manevra yapabil. Ya atıyorum metin yazarlığında uzmanlaştın. Tamam, oradan devam et. Metin yazarlığı zaten birçok yerin çok ihtiyaç duyduğu bir alan. Reklam yazarlığını da katarsan onun üstüne çok şey yapabiliyorsun. Ya da işte fotoğraf üzerine çalışmak istersen o konunun en iyisi ol. Ama ne yaparsan yap, yani Türkçe çok önemli. Onu üstüne basa basa söylüyorum. Alternatif iş alanları ile ilgili olarak da aslında bölümde aldığın eğitim bunun altyapısını sağlıyor. Yani Sağlıyor, evet. fotoğrafçılık için de metin yazarlığı için de zaten gazetecilikte bunun bir eğitimini alıyorsun. Sadece gazetede çalışmak değil, onu orada aldığın eğitimi kullanarak başka Aynen. yerlere de evrilebiliyor bu Aynen bölüm. öyle. Zaten bir gazeteci kadar metin yazabiliyorsan, evet bunun birçok kurumda karşılığı var. Ya da bir foto muhabir kadar fotoğraf çekebiliyorsan, bunun çok ciddi karşılığı oluyor sektörde ve okuduğun bölümün aslında meyvesini topluyorsun, toplamıyorsun değil. Gazetede çalışmıyorsun diye başarısız olduğun demek değil. Bir alanda iyiysen eğer, yani bir beceri geliştirmişsen üniversitede ve ki üniversite sana bunun şeyini sağlıyor, bölüm bunun Altyapısını altyapısını sağlıyor, o zaman yolunu buluyorsun. Ama hayır, ben sadece gazetecilik yapmak istiyorum, ben sadece haber yazmak istiyorum diyorsan maalesef çok üzücü şeyler yaşanabiliyor.
Ya biraz daha kısıtlı bir alan anladığım kadarıyla, hani sadece gazetecilik yapmak istiyorum diye çıktığın zaman daha sınırlı, daha çok çaba Evet. harcamak ve hani daha çok vakit harcamak gerekiyor belki de orada sabit kalmak için. Çok fazla şey gerekiyor aslında. Çok fazla şey Sadece gerekiyor. bunlar Yani değil, tabii fazlası. sadece haber yazmak istiyorum diyen birinin sadece haber yazabilmesi için aslında network yapmak için çok uğraşması gerekiyor. O alana girebilmek için çok uğraşması gerekiyor. O alanda kalabilmek için çok uğraşması gerekiyor. Ciddi tavizler verilmesi gerekiyor. Onun için ben mesela inat etmeyi şey yapmam, tavsiye etmem. Gazeteci olacağım diye inat Alternatifleri. etmeyi tavsiye etmem. Evet. Sence mesleğin artıları, eksileri neler? Egonuzu çok tatmin eden bir meslek. Hani bir haber böyle elinize geldiğinde ve onun üstünde adınızı gördüğünüzde çok mutlu oluyorsunuz. O gazeteler bir süre saklanıyor falan. Ama sonra bir süre sonra tabii artık hiç şey olmuyor. Bir önemi kalmıyor. Eksileri az önce de bahsettiğim gibi bir çalışan olarak çok ciddi tavizler vermeniz gerekiyor. Yani tatilinizin olmadığını bilmeniz gerekiyor. İşte resmi tatil kovalayamazsınız. Kar tatili kovalayamazsınız. Maaşlar çok yüksek değildir. Bir de böyle ekonomi muhabirleri çok güzel insanlarla çok böyle plazalarda gezerler, güzel giyinirler. İşte onların işi çok şeydir. Ama ekonomi muhabiri değilseniz maalesef çok kötü yerlerde ya çalışma alanınız şeydir yani haberin ol kötü şeylerin olduğu yerdir aslında. Çünkü iyi haber evet yaparsın ama 40 yılda bir olur. Olay yeridir çalışma yerin. İşte ne bileyim bir bombanın patladığı yerdir. Ya da bir maçtır. Spor muhabiri olmak isteyenler için. Ya da bir gece kulübünün kapısında bir ünlüyü beklemektir. Hani çalışma yerin bunlardır. Bütün gün bir hareket vardır. Böyle ve mesai saati diye bir şey asla yoktur. Dediğim gibi bütün bu zorlukların sonunda o haberin üstünde kendi adını gördüğünüz zaman onun da çok ciddi bir mesleki tatmini var. Aslında birazcık da şey var sanırım. Hangi alanda gazetecilik yaptığına göre de Evet. olumlu ya da olumsuz, yani artı eksi tarafları değişkenlik gösteriyor. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Yani Sen üniversitede neden gazetecilik tercih ettin? benim siyasete ve politikaya ilgim vardı. Ve ama politikacı olmayı öyle bir düşüncem hiçbir zaman olmadı. Hani siyaset bilimi okumayı da hiçbir zaman istemedim. Böyle daha çok şey ne bileyim bir partinin sempatizanı ya da o partinin destekçisi olmaktansa onu denetleyen, onun hatalarını gören tarafta olmayı istedim ve hatalarını gören ve gösteren tarafta olmak istedim. O yüzden seçmiştim. Kamu yararına çalışmak çok güzel bir şey. Yani bir farkındalık yaratmak güzel bir şey. Şu anda bu düşüncelerimi sivil toplumda reklamcılık yaparak aslında aynı bu talepleri aynen karşılıyorum. Üniversitede gazetecilik okuyan öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersin? İkincisi de bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere ne gibi bir tavsiyede bulunmak istersin? Gazeteciliği tercih etmek isteyenlere öncelikle söylemem gereken yine başta söylediğim şey gazeteciliğin ne olduğunu öğrenerek, görerek yani amacınız hani ben ünlü olmak istiyorum ama şarkı söyleme yeteneğim yok. Gideyim hani gazetecilik yapayım, öyle olayım, spiker olayım falan filan. Bu görüşlerle bölümü seçmeyin. Bu gerçekten ama gerçekten kötü günden besleneceğinizi bilerek ve yani haber olgusunu çok iyi özümseyerek bu bölüme gelin. Gazetecilik okuyan öğrencilere de tavsiyem şu, gerçekten hani tekrar ediyorum, hiçbir konuda fanatik olmayın. Sizin hayattaki rolünüz o değil. Onu önce bir kabul edin. Hani sizin rolünüz doğruyu aramak ve doğruyu aktarmaya çalışmak. Bu sizin çıkarınıza olmasa bile, size zarar verecek de olsa sizin hayattaki rolünüz haber ve doğru
doğru üzerine, doğruyu aramak, bulmak ve aktarmak üzerine. Onun için hani fanatizmiz, futbol fanatizmini dahi hayatınızdan çıkartın ve hep doğruya yönelin. Bir konuda mutlaka uzmanlaşın. Metin yazarlığı olur, siyaset yorumlamak olur, ekonomi yorumlamak olur, ya da akademisyenlik olur, fotoğraf olur. Bir konuda mutlaka uzmanlaşın çünkü %1 oranında muhtemelen, yani düşük bir oranda iş bulma şeyi var. Kendinizi mutlu edecek başka bir alanı daha mutlaka keşfedin ve hani bölümün verdiği o kendini geliştirme imkanını önce kendi mutluluğunuz için kullanın. Eğer yani gazetecilik yapamasanız da yaptığınızda mutlu olacağınız bir noktada uzmanlaşın. Biraz da kendini tanımak aslında. Ceren çok teşekkür ediyorum yayınımıza. Ben teşekkür ederim. Çok güzel, ben çok faydalı bilgiler verdin. Umarım öğrencilere de faydası olur birilerine. Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Görüşmek ne üzere. Ne demek? Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet.